Yarıçapı 5 birim olan kürenin içine yüksekliği 8 birim olan en büyük hacimli koni yerleştiriliyor. Koni hacmini sormuşuz. Yani bu sefer de tam tersi işlem var. Bir tane küremiz var. Küremiz var. Kürenin içine yüksekliği 8 olan en büyük hacimli koni yerleştiriliyormuş. Şöyle bir şekil işte. Şurası kürenin merkezi olsun. O noktası. Oradan biz bir yükseklik seriyoruz buraya. Kürenin yarıçap 5, yani şu uzunluk 5. Yarıçap 5. Yükseklik 8. Onu da kullanırız şimdi. Hacmini sormuş. Bir kere koninin hacmi 1 bölü 3 pire kare açı taban alanı çarpı yükseklik. Elimizde olmayanlar yükseklik var 8. Şu R'yi bulacağız. Yani koninin taban yarıçapını bulacağız. Kürenin yarıçap 5'miş. Bunun için nasıl bir işlem düşünebiliriz? Bir bakalım şimdi. Zaten şurası 5. Çünkü kürenin yarıçapı 5. Yükseklik 8 olduğu için aşağıya şuraya da 3 kalıyor. 3. Şuradan da bir üçgen oluşturursak şöyle. Üçgen. İşte hipotenüs gene 5. Yarıçap kürenin yarıçapı 5. Şurası 30 yapmış. Çoğalacak. Burası 3'tü zaten. Burası 5. 3, 4, 5'ten de koninin taban yarıçapı 4 çıkar. Yani 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 4'ün karesi çarpı yükseklik 8 demiştik. Oradan 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 16 çarpı 8. 8 kere 16 128 pi bölü 3, 3'e de bölünmez. Bu şekilde bir birim neydi? Birim de. O zaman birim olacak. Yani önemli olan şu üçgeni oluşturmak işte burada. Şu üçgeni oluşturabilirseniz şöyle. Şurası yarıçap zaten. Burası kürenin yarıçapı 5. Bu da 8'den 5 çıkınca 3 bulmuştuk. Buna göre işlemimiz oluştu. Küre diliminin hacmi. Hacim. Aynı daire diliminde olduğu gibi paylaştırma yapacağız. Şimdi küre diliminin merkez açısı alfa olsun. O zaman bir kere alfa bölü 360 şeklinde orantı yani paylaştıracağız. Peki normalde hacim neydi? 4 bölü 3 pi küp. O zaman bütün olan hacmi bulup 4 bölü 3 pi küpü alfa bölü 360 ile çarparsak ne yapmış oluruz? Bu küre diliminin hacmini hesaplamış oluruz. Yarıçapı 3 santimetre olan bir küreden merkez açısının ölçüsü 30 derece olan küre dilimi kesiliyor. Bu dilimin hacmini sormuşlar. Biz alanı da bulalım madem bulmuşken hazır. Ekleyelim onu da. Artı alan diye. Kullanmış oluruz. Hacmini sordu. Alanı da ben ekleyiverdim. Şimdi şekil çizmeyeceğim artık. Ne demiştik hacim olarak? Hacim eşittir. 4 bölü 3 pi r. Bu kürenin hacmi. Ama 30 dereceye paylaştıracağım için bunu ne yapacağım? 30 bölü 360 ile çarparsak alfa bölü 360. Böylece paylaştırma yapmış oluruz. Küre diliminin hacmini bulmuş oluruz yani. O zaman 4 bölü 3 pi yarıçap 3
Kübü 27. 30 bölü 360. 30 ile 360 sadeleştirdim şöyle. 12 kalır. 12 ile de 3 kesim. 4 kesim. Aşağıda 3 kalır. 27 pi bölü 9 gibi bir şey oldu. O da tekrar sadece 3 pi oluyor. Demek ki küre diliminin hacmi 3 pi'miş. Küre diliminin hacmi. Alanda hatırlayalım tekrar. Şimdi başka soru kalmadı zaten. Alan için ne demiştik? 2 tane yarım daire var. Yani bir tane daire var. Pi de kare. Artı küre yüzeyinin paylaştırılması. Yani 4 pi de kare küre yüzeyinin alanı. Küre yüzeyi. Bunu da alfa bölü 360 ile çarparsak küre diliminin kabuk olan kısmını bulacağız. R 3'tü zaten. 3'ün karesi 9. Artı 4 pi çarpı 9 gene. Çarpı alfa bölü 360. 30 bölü 360. Burası 12 yaptı gene. 4 kere 9 36. 9 pi artı 36 pi bölü 12 oldu. 36 pi 12'ye bölersek 3 pi. 9 pi yan alanlar, 3 pi de yüzey alanı kabuk olan kısmı, sonuç 12 pi birim kare olarak bulunur. Küre diliminin hacmi.